Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 12. sınıflar 2. dönem 1. İngilizce yazılısını sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Epey bir konu başlığımız var. Vakit kaybetmeden hemen used to konusuyla başlayalım. Arkadaşlar used to konusu biliyorsunuz, geçmişte yaptığımız bir şeyi artık yapmadığımızı veya geçmişte yapmadığımız bir şeyi artık yaptığımızı ifade eden bir kavram. Aynen past tense kuralları geçerlidir. Normal düz cümlede used to işin içerisinde did didn't girdiği zaman bu ed takısının düştüğü bir yapıdır. Yapardım veya yapmazdım ifadesinde. Bakın burada olumsuz kullanmamız istenmiş. Didn't used to şeklinde. Arkadaşlar people didn't used to believe. Burada ifade edeceğimiz aynen didn't used to. Bakın ed takısını düşürüyorum. Used to believe şeklinde. İnsanlar didn't used to believe that the world is flat. İnsanlar dünyanın yuvarlak olduğuna inanmazlardı ifadesi var bu used to yapısıyla. Everywhere, bakın burada da pozitif yapılmış, artı isteniyor. Everywhere used to smell. Used to, bakın ed takısı gelmiş çünkü düz cümlede aynen ed takısını alıyor past tense kuralları gereği. Everywhere used to smell wonderful. Her yer mükemmel kokardı. There was no pollution. Hiç kirlilik yoktu. Burada da soru sorarken arkadaşlar aynen past tense kuralları gereği did ile soruyoruz. Did didn't işin içerisine girdiği zaman ed takısı düşüyordu. Did Yusuf used to. Dikkat edin ed takısı yok. Did Yusuf used to go out every night? Her gece dışarı gider miydi? The kids, yine bakın olumsuz yapmamız isteniyor. The kids didn't use to. Yine ed takısını düşürüyoruz. Did didn't içerisine girdiği zaman görüyorsunuz ed takıları düşüyor. En sonunda da yine olumlu bir cümle yapmamız isteniyor. Direkt özde ne olursa olsun used to koyalım. I used to smoke. Sigara içerdim but I quit it 2 years ago. 2 yıl önce onu bıraktım. Artık içmiyorum anlamında bir ifade diyelim ve used to'yu bu şekilde bir kez daha hatırlatmış olalım arkadaşlar sizlere. Evet, diğer bölümümüzde future perfect tense. Future perfect tense hatırlayın arkadaşlar. Neydi mantığı yapısı? Future'dan dolayı will, perfect tense'den dolayı have verb 3. Will have verb 3. Yani fiil will'den sonra have gelecek. Present perfect tense yapısı olarak fiilin 3. halini kullanacağız. Burada verilen fiil finish olduğuna göre by the time he comes. By the time yapısı önce anlamına gelir arkadaşlar. By the time he comes gelmeden önce, o gelmeden önce, o eve dönmeden önce veya beklediğin yere gelmeden önce basketball match, bakın, will have finished şeklinde 3. haliyle ed takısını alacak. Evet, o gelmeden önce basketbol maçı bitmiş olacak. Evet, future perfect'in Türkçe karşılığı budur arkadaşlar. Bir şey olmuş olacak. Bir olay olmadan önce diğeri bitmiş olacak anlamı ifade ediliyor. By the end of this week, bu hafta sonundan önce, bu hafta gelmeden önce I will have by fiilin 3. hali boat şeklinde burayı da doldurmuş olacağız. Hafta sonundan önce yeni bir araba almış olacağım olarak karşıma çıkıyor. By the time his father arrives, onun babası gelmeden önce ne yapmış olacak? He will have, bakın he olmasına rağmen sakın has demeyin. Çünkü burada will yardımcı fiili var. He will have slept şeklinde yine fiilin 3. haliyle doldurmuş olacağız. Before it gets dark, hava kararmadan önce o yine bir şey yapmış olacak. 20 kilometre arabasıyla 20 kilometre yapmış gitmiş araba kullanmış olacak. He will have driven şeklinde ifade ediliyor. Hatırlayın, driven veya driven şeklinde telaffuz da ediliyor. Yine fiilin 3. hali. Ve son örneğimiz, bakın burada cümlenin başında da aynı şekilde yazılmış olabilir. Articles on different topics before you come. Sen gelmeden önce, burada by the time de oluyor, before de oluyor biliyorsunuz aynı mantıkla. Sen gelmeden önce ben buradaki değişik konulardaki makalelerimi yazmış olacağım. I will have written şeklinde
ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet, future perfect tense will have verb 3 yapısı olduğunu ve özneye göre hiç değişmediğini unutmayın. Bütün boşlukları doldurabilirsiniz gönül rahatlığıyla diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Complete the sentences with simple past or past continuous. Evet, geçmişte belli bir zamanda anlık olan olay mı yoksa bir süreç olay mı? Anlatılan budur arkadaşlar. Past tense'de anlık, geçmişte olan anlık olayları anlatırsınız. Past continuous'te geçmişte belli bir zaman aralığında olan bir olayı anlatırsınız. Bakın bu özellikle when while konusunda çok sorulur. Yaptıkça, özet örnek yaptıkça daha da iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Buna hemen bakalım. Birinci sorumuzda the doorbell, bakın burada kapı zilinin çalması var. Bir de banyo yapmamız var. Şimdi hangisi anlıktır, hangisi belli bir süreci kapsar arkadaşlar? Kapı zilinin çalması ding dong bir saniyedir değil mi? Ama banyo yapmak 3, 5, 10, yarım saat şeklinde sürer. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Bu çok önemli bir ipucu. The doorbell rang. Kapı zili çaldı. Ne zaman? While zaten past continuous ister arkasına. Yani was veya were özneye göre fiilin ing hali almış hali arkadaşlar. While I was having a bath. Ben duş alırken, ben banyo yapıyorken kapı zili çaldı ifadesi olmak zorunda. Yani dikkat edin. Kapının zili çalması anlıktır. Banyo yapmak, duş almak belli bir süreci ifade eder. Anlık olaylarda past tense, belli bir süreç isteyen olaylarda past continuous tense'i aklınızdan çıkarmayın diyoruz. Elif drive her car when she bla bla a little cat on the road. Evet, yolda küçük bir kedi gördüğünde, buradaki görmek ve araba kullanmak hangisi süreç, hangisi belli bir zamanı ifade eder? Evet. Şöyle sokağa bakarsınız birden kedi görürsünüz. Durmadan kedi görülmez. Kediyi gördükten sonra ona bakmaya devam edersiniz. Arkadaşlar bakmakla görmeyi lütfen karıştırmayın. Dolayısıyla Elif was driving. Elif'in yaptığı araba kullanma işi bir süreçtir. Arabasını kullanıyordu. Ne zaman? Zaten when'den sonra past tense geleceği kuralını da unutmayın. İkinci bir ipucu da bu. When she saw a little cat on the road şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla buradaki boşlukları bu şekilde doldurmak durumundayız. Mert burn himself. Kendini yaktı. Yakmak anlık mıdır, süreç mi? İnsan durmadan kendini yakmaz. Ocağı elinizde ya cıs diye anlıktır, saliselik olay. Ama ne zaman? Ütüyü yaparken, yapıyorken. Ütü yapmak bir süreçtir. Dolayısıyla while'dan sonra zaten past continuous geldiğini biliyoruz. While he was ironing. Burayı gönül rahatlığıyla doldurabilirsiniz. Aynı zamanda ikinci ipucunu devreye sokun. Kendini yakmak, parmağını elini yakmak anlıktır. Mert burned himself. Mert kendini yaktı. Ne zaman? Ütü yapıyorken. Bunu da doldurmuş olduk. While she, bakın while zaten bize past continuous yaz diyor buraya. While she was slicing onions, soğanları dilimliyorken, while she was slicing onions, she cut herself. Evet, cut. Üçüncü halde aynıdır. Kendini kesti, parmağını kesti. Durmadan insan kendini kesmez. Bıçağın ucu azıcık kaçar, saliseliktir. Dolayısıyla hem o anlamda düşünün, hem de while'dan sonra ve when'den sonra hangi zaman yapısının gelmesi gerektiğini unutmayın. While'dan sonra past continuous, yani was, verb, verb ing, fiile ing taksi getirin. When'den sonra ise fiilin ikinci halini kullanın arkadaşlar. Bu iki ipucunu kullanırsanız yapamayacağınız soru yok. Bir diğerine bakalım. Fill in the blanks when or while. Evet, görüyorsunuz arkasındaki yapıya dikkat edeceğim. When'den sonra past tense. Buraya past tense yazalım. Diğerinde ise past continuous tense şeklinde baş harflerini yazayım. Şimdi cümlenin yapısına bakalım arkadaşlar. Cümlenin yapısında ne var görüyoruz. Furkan was having a shower. Furkan duş alıyordu. Ne zaman? When the thief broke into his house. Evet, hırsız içeri girdiğinde. Camı açarsın, camı kırarsın, kapıyı açarsın, içeri girersin, adımını attın, içeri girmişsindir. Durmadan içeri girmez. Dolayısıyla bu anlık bir durumdur. Dolayısıyla Furkan was having a shower when the thief broke into. Zaten ikinci hali when ister arkasına past tense dönünce when gelmeli demiştik. Diğerine bakıyorum. He was playing. Görüyorsunuz bir past continuous var. O zaman while he was playing football he broke his leg. Burada futbol oynuyorken bacağını kırdı. Bakın görüyorsunuz anlık bir durum. Bu da süreç ifade eden bir durum. Üçüncü ifademiz nokta nokta I saw him. Fiilin ikinci hali when ister. When I saw him, onu gördüğümde
He was walking down the street. Sokakta caddeye aşağı yürüyordu. He came into my room. Odama geldi. Ne zaman? Nokta nokta was studying English. Bakın bir past continuous var dolayısıyla. While ifadesi. Arkadaşlar bu bölümle üstteki bölüm birbirinin tamamlayıcısı. When ve while'a lütfen dikkat edin. Bol soru geliyor. When'den sonra past tense, while'dan sonra past continuous yazmayı unutmayın. Diyelim ve geçelim bir başka soruya. Present perfect continuous. Present perfect continuous biliyorsunuz ki have veya has. Ama perfect continuous diyor arkasına been ve fiile verb'e ing takısı eklenecek. Past simple tense ise fiilin direkt ikinci hali arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Şimdi ipuçlarına dikkat ederek bunları doldurmaya çalışalım. Bakın yesterday var. Dün. Demek ki past tense geçmiş zaman ipuçları çok önemli. Bakın yesterday, for one hour, since, last night. Görüyorsunuz ki zaman zarfları direkt ipucunu ele verir arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz dünse, dün yapılan iş past tense. Dolayısıyla Furkan washed. Washed, ed taksini getiriyoruz. Düzenli bir fiil çünkü. Furkan washed his car at 10 o'clock yesterday. Dün saat 10'da Furkan arabasını yıkadı. Yusuf bla bla talk on the phone for one hours. Bir saattir. Dır anlamı. Hala da konuşuyor bu çocuk demektir. Demek ki Yusuf'a göre have mi has mi kullanacağız? Özne tekilse has kullanacağız arkadaşlar. I, you, we, they orada have geliyor biliyorsun. Yusuf has been fiilimiz talk ing taksini getirerek talking yapacağız. Yusuf bir saattir telefonla konuşuyor. Konuşmakta hala da devam ediyor anlamında. Üçüncüye bakalım. Bakıyoruz ipucu yine since perfect tense'in ipucu. Dolayısıyla present perfect continuous kullanacağız. Ahmet yine bakın özne tekil has kullandık. Has been playing olacak. Buradaki fiile yine ing takısı getirerek. My brother bla bla ride. Özür diliyorum. His bike last night. Bakın dün gece ipucu var. Zaman zarfı var. Dün gece geçmiş olmuş bitmiştir. Dolayısıyla ride'in ikinci hali ride. Road ifade edilecek. Kardeşim dün akşam bisikletini sürdü. Bisiklete bindi anlamında diyelim. Ve geçelim bu iki tense'in de kıyaslamasını yaparak bir başka bölüme. Fill in the blanks with everyone, no one, anyone, someone şeklinde ifade edilen bir bölüm var ki bu bölümü yine öğretmenlerimiz soruyor arkadaşlar. F bölümünü. Şimdi bakın someone herhangi biri. Biri yani biri. Normal sıradan biri. Bilinmeyen biri. No one hiç kimse demek arkadaşlar. Anyone ise herhangi biri. Sıradaki sokaktaki Ahmet, Mehmet, Ali, Veli herhangi biri demek. Yine bunları düşünerek boşlukları doldurmaya çalışalım. Nokta nokta took my bag. Who took it? Biri çantamı aldı. Kim aldı? O bahsettiğimiz biri herhangi biri olabilir. Someone. Dolayısıyla birincisi someone düz cümle olduğu için. Someone took my bag. Biri çantamı aldı. Who took it? Kim aldı? Diye sorulan bir soru. Dolayısıyla buraya someone diyeceğiz. I love you and nokta nokta is more important to me than you. Seni seviyorum ve senden başka hiç kimse benim için önemli değil. Hiç kimse anlamına gelen no one'dır arkadaşlar. Burayı da dolduralım. This bag isn't heavy. Bu çanta ağır değil. Nokta nokta can carry it. Herhangi biri, çocuk bile bunu taşır anlamda. Herhangi biri ifadesi anyone. Buraya da anyone yazalım. Herhangi biri onu taşıyabilir. Son sorumuz. Bla bla is at school. Nokta nokta okulda. Nokta nokta is absent. Kimse kayıp değil. Yani kayıp derken devamsız gelmemiş durumda değil. Dolayısıyla herkes okulda. Hiç kimse dersi asmış anlamında ifade edelim. Dolayısıyla buraya everyone is at school. Herkes okulda. No one is absent. Hiç kimse gelmemişlik, devamsızlık yapmadı anlamında. Bu bölümü de hatırlatmış olalım ve geçelim bir başka bölüm arkadaşlar. Fill in the blanks with if type 0. Arkadaşlar type 0 kanun kuralları anlatan bir yapıdır. Eğer şöyle yaparsam böyle olur. Bitti. Bu bilimsel bir gerçektir. Ona istinaden bakalım. Mix karıştırmak, get elde etmek. Şimdi neyle neyi karıştırırsan ne elde edersin sorusunun ifadesi. If you mix, present tense kuralları geçerlidir arkadaşlar. If kısmında da öyle.
Diğer kısmında da aynı şekilde simple present tense kuralları geçerlidir. Yani fiile, özneye göre s taksi getireceksin veya getirmeyeceksin. Olumlu bir cümle ise bu şekilde. Olumsuzsa don't, doesn't'la. Soru ise yine aynı şekilde does veya do'yla soru soruyorsun. Simple present tense'in kuralları neyse if clause type 0'da da budur. If you mix blue and yellow, mavi ve sarıyı karıştırırsan you get green. Bakın hiçbir şey yapmadım. Özne çünkü you olduğu için fiile s taksi falan getiremiyorum. If he, bakın öznem değişti. If he heats olacak. Bakın heats özneden dolayı present tense'de biliyorsunuz geniş zamanda özne. Tekilse heats olacak. If he heats the ice, buzu ısıtırsa ne olacak? Diğerine bakıyorum. Öbür kısma dikkat ediyoruz. Yine present tense kuralları. It çünkü özlem it melts. S takısı gelecek arkadaşlar. If we, bakın özlemi çoğul oldu. If we eat less, eğer daha az yersek ne olacak? Yine özlem çoğul olduğu için we, aynen buradaki özneyi alıyorum. We lose, loses falan değil. Dikkat edin özne çoğul. We lose weight. Daha az yersek kilo kaybederiz. Bu bilimsel bir gerçek. If it, dikkat edin it tekil bir özne. If it, buradaki fiili s takısı koymak zorunda. If it snows, eğer kar yağarsa the roads bla bla sleepy. Get, biliyorsunuz get sleepy kayganlaşmak demek. Ama dikkat edin s takısı var. Çoğul bir durum var. Dolayısıyla the roads get sleepy. Buradaki s takısına dikkat edin. Yollar diyor. Dolayısıyla özlem çoğul. Buradaki s takısı iptal edilmiş oluyor. The roads get sleepy olacak arkadaşlar. Type 0'da unutmayın iki tarafta simple present tense kuralları gereği olacak. Ve özne çoğul mu tekil mi ona dikkat ederek s takısı veya yalın halde koyacağız fiilleri. If type 1 var arkadaşlar. Burada da if'li kısım simple present tense. Bakın burası simple present tense. Burası ise will boşluk kısmı yani cümlenin ikinci kısmı will artı verb one yani fiilin birinci hali. I will go, I will play, I will drink gibi. If you send this letter now, eğer bu mektubu şimdi gönderirsen she will receive. Bakın will özne ne olursa özne burada görüyorsunuz will yardımcı fiili olduğu için artık fiili s taksi falan koymayın sakın she'den dolayı. She will, buradaki ana fiil neyse o, she will receive it tomorrow, yarın alır. Alacak veya alır anlamında. Mektubu şimdi gönderirsin yarın alacak. Mektubu şimdi gönderirsen yarın alır anlamında çeviriler yapabiliriz bu ikisi için. Unutmayın if'li kısım simple present tense. Diğer kısımda future tense olacak. Will artı verb one. Yani fiilin birinci hali. Diğerine bakalım. If I do. Özlem çoğul olduğu için if I does falan demeyin sakın. If I do more practice. Çok pratik yaparsam. I will improve my English. İngilizcemi geliştireceğim. Bakın will fiilin birinci hali. Zeynep will go shopping if she, bakın burada if she diyor. Buradaki özne ne dedik? Present tense kuralları gereği. Özlem tekil olduğu için fiile ya s taksi getiriyorum ya da böyle have gibi istisna kelimeleri değiştiriyorum. If she has time in the afternoon. Öğleden sonra zamanı olursa Zeynep alışverişe gidecek ifadesi var burada da. Diğerine bakıyorum. If they, bakın olumsuz istiyor. Özlem çoğul. Fiil cümlesinin olumsuz nasıl yapılıyordu? Don't fiilin birinci hali. Verb ing. O zaman fiilin belli. If they don't study. Aynen böyle yazıyorum. If they don't study harder. Daha sıkı çalışmazlarsa they bla 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 bla. Buraya ne yazacağız arkadaşlar? Hatırlayalım. Biraz önce söyledim. If'li kısmı böyle olursa diğer kısmını future tense olarak ifade edin dedim. O zaman burası da olumsuz olacak. They will'dı biraz önce. Will not. They will not veya they won't da diyebilirsin. They will not pass the exam. Eğer daha sıkı çalışmazlarsa sınavı geçemeyecekler. Geçemezler ifadesi var. Evet. Type 0 kanun bilimsel gerçekler. Diğer ise sebep sonucu anlatan koşul cümleleri. Onları da hatırlatmış olduk arkadaşlar. Diyelim ve geçelim bir başka. There is, there are, some, a, am. Bunları da çıktığını, sorulduğunu biliyoruz. Hemen onları da hatırlatalım sizler arkadaşlar. Bir diğerine bakıyorum. Burada there is,
There are var olan şeyler. Tekil çoğul dikkat edeceğiz. Biraz bir bir ifadesi var. Yine cümle arkadan gelen kelimelerin baş harfine dikkat edeceğiz. Sesli mi sessiz mi anlamında. Şimdi birinci soruya nokta nokta some water in the fridge. Dolapta biraz su var. Evet, su sayılmayan bir şey ifade ediyoruz. Sakın there are demeyin. Suyu sayamazsınız. Biraz su var. Tekil sayılamayan bir nesne olduğu için arkadaşlar buraya there is kullanacağız. There is some water in the fridge. Buzdolabında biraz su var. Diğerine bakıyorum. There is blah blah apple. Bakın elmayı sayabiliyorum ama bir tane apples değil. O zaman ya e ya da n. Ama apple'ın a'sına dikkat edin. Zaten sesliyle başlamış. Benim gelip de buraya bir sesli daha koyma şansım yok. Burayı sessizleştireceğiz. N koyacağız. There is an apple in the house. Diğerine bakıyorum. There are blah blah oranges. Oranges çoğul. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Burada çoğullu deriz ve derardan sonra çoğullu e veya n ifade edemez. Some ifade edecek. There are some oranges in the plate şeklinde. Burayı da some yazalım. Bla bla some carrots in the fridge. Bakın some orange, some carrots. Bakın biraz önce zaten dikkat ederseniz birbiriyle alakalı. Dolayısıyla buraya deriz deme şansım var mı? Hayır. Aynen yukarıdaki gibi. There are some carrots. Çünkü sayılabildiği için there are. Sayılamadığı için deriz kullanıyoruz. Bu kuralı unutmazsanız zaten yapacaksınız. There is blah blah student in the class. Evet burada da öğrenci tekil. Dolayısıyla E veya N'den biri koyacağım ama S harfiyle başladığı için ben buraya sesli bir harf getireceğim. There is a student in the class şeklindeki bu soruyu da tamamlamış olacağım. Ve hızlıca geçiyorum diğerine arkadaşlar. Çok konu başlı olduğunu söylemiştik. Lütfen hepsini sabırla dinleyin. Pişman olmayacaksınız. Fill in the blanks so, because, but or and. Yani bunların anlamını biliyorsak zaten yapacağız. So bu yüzden demek. Because çünkü but ama fakat or veya ya da and de ve anlamında. She missed the last bus. Son otobüsü kaçırdı. Bla bla she had to take a taxi. Otobüsü kaçırdı. Bu yüzden bundan dolayı taksi tutmak zorunda kaldı. Taksiye binmek zorunda kaldı. Dolayısıyla şuraya bir so diyelim. We stayed at home. Evde kaldık. Bla bla the weather was awful. Evde kaldık. Niye? Çünkü bir sebebimiz var değil mi? Because the weather was awful. Çünkü hava berbattı. Because da gitti. I want to buy a car. Bir araba satın almak istiyorum. Bla bla I don't have any money. Ama param yok. Bir zıtlık var değil mi? Buraya da bir but yazalım. Would you like coffee bla bla tea? Bakın hem kahve hem de çay seçeneği var. Kahve ya da çay. Kahve veya çay. Veya ya da anlamına gelen neydi? Or. Burayı da or'la tamamlayalım. Son ifademiz. He was born in London. Londra'da doğdu. Bla bla. He lived there as his life. Londra'da doğdu ve bütün hayatı boyunca ve anlamına gelen and bağlacını yazalım arkadaşlar. Aklımız Türkçe'ye gitti tabii ki. And bağlacı olacak buradaki boşluğa da diyelim. Ve bu bağlaçları da hatırladıktan sonra geçelim bir başka bölüme, bir başka soruya. Burada da possessive pronouns dedim. Bu sahiplik sıfatları, iyilik zamirleri var ya arkadaşlar. Onlardan bakalım. Benim, benimki, senin, seninki, onun, onunki anlamına gelen. Bunlar da yine üniteler içerisinde geçti. Hemen onlara da bir göz atalım. It is blah blah problem, not ours. Bu onun, onların problemi. Bakın burada onların veya onların problemi arasında bir sıfat veya sıfat tamlaması, zamir olması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. It is their problem. Burada olması gereken their... O onların problemi, onlarınki değil. Onların problemi bizimki değil. Bizim problemimiz olsaydı not our problem diye şöyle devam etmeyin. Ama bu buradaki problemi attığımız zaman ismi yerine zamir gelmesi gerekiyor. Not ours. Onların problemi bizimki değil. Bizim problemimiz değil deseydik not our problems olacaktı. Ours diyemeyecektik o zaman. Dolayısıyla cevabı belirlemiş olduk. This is a nice camera. Bu hoş güzel bir kamera. Is it your... Or is it yours? Arkadaşlar your olabilmesi için is it your camera diye buradaki nesne ifade edilmedi. Dolayısıyla is it yours olmalı burada. That is not my umbrella. Evet benim şemsiyem mi? Benimki şemsiyem mi? Tabii ki benim şemsiyem. Bu benim şemsiyem değil. My is black. My umbrella is black diyebilirsiniz. Mine is black. Benimki siyah olarak söylüyoruz. Benim şemsiyem benimki. Senin şemsiyen seninki. Buna dikkat ediyoruz. Whose pencil is it? Bu kalem kimin? Your mu? Yours mu? Your pencil mı? My pencil mı? Tabii ki ifade edilen yours or
Mine seninki mi yoksa benimki mi? Bak senin kalemin benim kalemim, senin şemsiyen benim şemsiyem demiyoruz. Oradaki nesneleri atıyoruz. Seninki benimki iyilik zamirleri haline dönüşüyor. Cevabımız bu şekilde olacak. Son ifademiz Zeynep is going out with her friends mi yoksa with hers mi? Bakın her friends bir tamlama var. Onun arkadaşları. Dolayısıyla cevabımız buradaki cevabımız her olacak. Hers diyemem. Çünkü Zeynep'inki demiyoruz. Zeynep'in arkadaşları diyoruz. Bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Ve gelelim artık son sayfaya, son sorulara doğru. Complete questions with tag questions şeklinde. Sentence bu değil mi? Tamam mı anlamına gelen tag questionlar da yine üniteler içerisinde geçti. Mümkün olduğu kadar geniş yelpazeden seçtim arkadaşlar. Lütfen şu son üçe özellikle çok dikkat edin. Hemen bakalım. Burada amaç asıl cümleyi burada tespit edip o cümlenin yardımcı fiilinin tersini söyleyeceğiz. Burası olumlu cümle, biz olumsuz yapacağız. Bakın are kullanmış, biz aren't you şeklinde ifade edeceğiz. Olumluysa burası, biz olumsuz yapacağız. Burası olumsuzsa biz olumlu yapacağız şeklinde. O tersliği, zıtlığı unutmayalım arkadaşlar. Diğerine bakıyorum. Nobody lives in this house. Bu evde kimse oturmaz. Kimse, herhangi bir kimse. Dışarıdaki tüm insanları kastediyoruz. Dolayısıyla bir çoğulluk var. Nobody ama dikkat edin. Yapı olarak olumlu gibi görünüyor ama yapı olumsuzdur. Kimse oturmuyor anlamında. O zaman çoğul olarak do they şeklinde ifade edeceğiz. Diğerine bakıyorum. Yusuf went fishing yesterday. Bakın past tense. Past tense'in yardımcıları did, didn't'tır. Biz bunu kullanacağız ama cümle olumlu olduğu için biz onu olumsuz olarak ifade edeceğiz. Didn't he şeklinde ifade edeceğiz. Çünkü Yusuf yerine he'yi kullanabiliyoruz. Didn't he. Diğerine bakıyorum. She can't play basketball. Evet, yardımcı fiilim can't. Dolayısıyla biz can'le yapacağız. Can she? O basketbolu iyi oynayamaz. Değil mi? You aren't eating sushi. Bakın continuous tense'in yardımcı fiili. Yine are, aren't. Dikkat edin. Burada aren't olduğuna göre biz are you şeklinde ifade edeceğiz. Sen sushi yemiyorsun değil mi? They eat with chopsticks. Yine present tense, geniş zamanda. Dolayısıyla do, does işin içerisine girmek zorunda. Biraz önce past tense'de did, didn't'ta, şimdi do, does. Ama özlem çoğul olduğu için they, biz do'yu veya don't'u kullanacağız. Cümle olumlu olduğu için biz burayı da olumlu yapamayız. Burayı olumsuz yapacağız. Don't they şeklinde ifade edeceğiz. Evet, gelelim şu son üçlü kırmızı olarak yazılmış yere. Arkadaşlar bunların önemi var ki söylüyoruz. Bunlara ayrıca dikkat edin. Let's ile başlayan her türlü cümlenin question dediğimiz tamam mı değil mi anlamına gelen ifadesi shall'dır arkadaşlar. Shall we? Let's go out tonight. Bu akşam dışarı gidelim, tamam mı? Don't panic emir cümlelerinde de her zaman arkadaşlar will you kullanılır. Don't panic olumlu da olsa, olumsuz da olsa yazacağınız şey will you şeklinde ifade edilir. Don't panic will you? Panikleme, endişelenme, tamam mı? Close the window, pencereyi kapat. Olur mu? Tamam mı anlamında yine will you olumlu da olumsuzda da will you kullanacağımızı unutmayalım. Ve geçelim bir başka ifadeye. Evet arkadaşlar, burada da aynı şekilde karşımıza ne çıkmış bakalım. So that ve such that kalıbı. Evet, so that arasında bir sıfat gerekirken such that de bir sıfat tamlaması gerekecek arkadaşlar. I was tired. Bakın sıfat. I couldn't go out. Yorgundum, dışarı gidemedim. Ne diyeceğiz? Bu so that ve such that o kadar nokta nokta ki. Bakın bu önemli. O kadar nokta nokta ki kalıbı. O kadar ki arasına sıkıştıracağız buraya sıfat veya sıfat anlamasını. Burada bir sıfat var. Dolayısıyla I was so tired that. Bakın burada bir sıfat olduğu için so that kalıbını kullandım. I was so tired that. O kadar yorgundum ki I couldn't go out şeklinde ifade ediyorum. O kadar yorgundum ki dışarı gidemedim. Evet, bir diğerine bakalım. My bike was old. I sold it last week. Bisikletim eskiydi. Geçen hafta sattım. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Sadece yine burada old sıfatı var. My bike was so that arasına, yine bunu kullanacağım. So that arasına şuraya old koyacağız. So old that, o kadar eskiydi ki I sold it last week.
Buraya da last week yazalım. Evet, üçüncüye bakalım arkadaşlar. Üçüncü de bakalım nice day. Bakın burada bir sıfat değil, sıfat tamlaması. Sadece hoş, iyi değil, iyi gün, güzel gün, hoş gün anlamında bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlamalarında buraya such that arasına koyacağız tamlamaysa. Dolayısıyla it was such a nice day that. Bakın burada da such that arasına bir sıfat tamlaması koyduk arkadaşlar. Buraya so that olmaz. It was so nice that. Sadece nice'ı koyabilir so that arasına. Such that'inle so that'in farkı da bu zaten. Biri sıfat alır, biri sıfat tamlaması. Burada sıfat tamlaması olduğu için it was such a nice day that. Gerisini aynen yazıyoruz zaten. We went to picnic şeklinde ifade ediyoruz. Hava o kadar güzeldi ki veya o kadar güzel bir gündü ki biz pikniğe gittik ifadesi var. Dikkat ediyoruz. So that arasına sıfat, such that arasına da sıfat tamlaması gelmek zorunda diyelim ve son sayfamıza, son sorularımıza bakalım arkadaşlar. Evet, burada da in, on, at, by şeklinde ifade edilen kelimelere bakıyorum. Biliyorsunuz ki bunlar çok çok bu prepositionlar, edatlar sık soruluyor arkadaşlar. Yine de hatırlatalım istedik sizler için. Peki birinci ifadeye bakıyorum. Burada ifade edilen ne var? Ne bölümünde? The train always arrives nokta nokta time. Zamanında, her zaman zamanında olmak, dakik olmak on time olarak ifade edilir. The workers have to finish the work. İşçiler İşlerini bitirmek zorunda. Ne zaman? Noon ifadesi var. Öğlen vakti. Tam öğlen at noon olarak kullanılır. I go to school by bus every day. Yani okula otobüsle, otobüs vasıtasıyla gitmek by bus, by taxi, by train şeklinde ifade edilir. The first university entrance exam is. Bakın aylardan önce hiç düşünmeyin arkadaşlar. In ifade edilir. Aylardan, yıllardan önce indir. Who is it? O kim? Nokta nokta door. Arkadaşlar kapıda biri var veya bir ses duyuyor. Kim o? Kapıda kim var? Orada kim var deriz ya. İşte burada sorulan o klasik soru. Who is at the door? Kapıdaki kim? Kim o? Deriz de işte bunun Türkçesidir. At kullanılır. How many students are there? Bla bla the classroom now. Şu an sınıfta, sınıfın içinde in the classroom olmalı. There are lots of pictures. Bla bla the wall. Bla bla my room. Evet, duvar dediğim zaman duvara bir şey asılı olması arkadaşlar. On the wall, duvarın üstünde gibi düşünmeyin, duvara asılı olanlara biz hep on the wall ifade edilir. Ama nerede? Odamın içinde, in my room olarak buradaki edatları da doldurmuş olalım. Ve geçelim artık son direct, indirect konusuna. Onlardan da bahsetmeden olmazdı arkadaşlar. Onlardan da birkaç cümleyle bahsedelim. Sınavda çıkınca mantığını anlayın. Burada öznenin kullanıldığı bu cümlenin bir derece pastını almak önemlidir. Past tense dedim. Mesela geniş zamanda bir cümle ise biz onu past tense'e, past tense'li bir cümle söylemişse past perfect tense'e bir tık ileri götürüyoruz. Burada bahsedilen de bakın I am tired I said. Ben yorgunum dedim. Ben dedim. O zaman bu I said kısmını I told them onlara dedim veya herhangi birine dedim. Birine söyledim ya. I told them. Burada that olsa da olur olmasa da parantez içerisine alalım. Bakın I am tired'ı I was tired şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Bakın I am tired'ı bir derece past ileri götürdüm. Bu said kısmında told olarak değiştirmemiz gerekiyor. I am tired I said. I told them. Onlara anlattım ki ben yorgundum. Yorgun olduğumu anlattım bu şekilde. Said kısmını told olarak buradaki cümlenin zamanını da bir derece ileri götürerek buradaki geniş zamanı past tense haline dönüştürmüş olalım. Şimdi burada Elif said to him. Elif yine said olayı var. Said'i yine told kullanacağız. Elif told him. Yine that olsa da olur, olmasa da olur. Elif told him that. Bakın I don't want to disturb you. Seni rahatsız etmek istiyorum. Burada Elif kendi adına konuştuğu için biz Elif yerine konuşacağız. She don't'u da didn't yapacağız. Bir derece past tense'e götürüyoruz. She didn't want to disturb me. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat edilen değişen yerler say told olarak I she olarak buradaki don't'u da didn't olarak değiştirerek bir derece ileri götürdük arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Ahmet said to me I don't want any trouble. Bu cümlede ne yapacağız arkadaşlar? Yine Ahmet adına konuşuyorum.
I şeklinde ifade ediyorum. I şeklinde ifade ettiğim bu cümleyi yine Ahmet adına konuşacağız ama said kısmını he şeklinde ifade ediyorum. He told me. Bakın he told me ifade ediyorum. Yine buraya that olsa da olmasa da Ahmet adına konuşacağız. I yerine he diyoruz arkadaşlar. He didn't want any trouble şeklinde ifade ediyoruz. Yine I yerine he kullandık. Don't yerine didn't kullandık ve direct indirect speech ile ilgili de örnekleri vermiş olduk arkadaşlar. Sınavlarda çıkarsa bunları bir kez daha, birkaç kez daha iyi dinleyin diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.